İşte benim harika şirin tuzağım. Şimdi bir deneyelim bakalım. Aha! Başardım, güzel. Ayak izlerini ortaya çıkaran formülüm işe yarayacak. Birazcık sert olmuş ama şimdi daha iyi olacak. Bundan sonra yeryüzünde şirinler diye bir sorunun adı bile geçmeyecek. Sen ne kadar şirinsin küçük dostum. Beni sevdi, çok sevdi. Yine de dikkatli ol, neyin nesidir bilmiyoruz. O elindeki de ne sakar şirin. Ay şey bilmiyorum ki. Tutabilir miyim? Bunu önce Şirin Baba'ya göstermeliyiz. Şirin Baba bize her zaman derdi ki... ne derdi? Şirin Babacığım bak ben ne buldum. Benim olabilir mi? Bir kabarık. Yok sakar şirin, bu kesinlikle olmaz. Şimdi onu nereden aldıysan oraya bırak. Gördün mü? Sana Şirin Baba'ya gösteririm demiştim. Ama hayır, sen beni dinlemedin. Hiç dinlemezsin. Ama Şirin Baba öyle minik bir şey ki. Minik kabarıklar başımıza bela olurlar. Onu yerine koy. Peki Şirin Baba, ne yapayım? Pekala şirinler. Tomrukları toparlayın bakalım. Ah, üzgünüm minik kabarık. Sanırım vedalaşmamız gerek. Şşşt! Eğer o çeneni tutamazsan bu hiçbir işe yaramaz. Aha! Şirinlerin ayak izleri. Fazla uzakta olamazlar Azman. Ne? Bu sefil yaratıklar nereye kayboldular? Vay! Çabuk hepiniz aşağı atlayın sizi sefil mavi şeytanlar. İmdat! Ah Azman, Azmancım benim. Ah, bak henüz her şey bitmiş sayılmaz. Barajın suları iyice çekilince tamirata ve tomrukları yerleştirmeye başlarız. Pekala minik kabarık, eminim çok açsındır. Benim işe dönmem gerek. Hoşça kal, görüşürüz. Yuhu, minik kabarık, ben geldim. Ah, minik kabarık.
Saklanmayan sıvıdır diyorum. Ay. Anneciğim. Kurnaz Şirin. Kurnaz Şirin, galiba bir sorunum var. Üzgünüm Sakar Şirin ama öğle yemeğimi yiyorum ben. Öğle paydoslarında da sorunlar tartışılmaz. Çünkü dinlenme vaktidir. Gördün mü? Aynı onların yaptığı gibi. Ay ay ay, şunlara bak. Bunlar da ne? Bu kabarık buraya nereden geldi? Ay şu hale bak. Şirin baba çok haklıymış. Kabarıklar başımıza bela oldu bak. Ve ona karşı geldiğini öğrendiği zaman sonra gerçekten çok kızacak. Ay eminim öyle olacak. Ben ne yapacağım? Bilmiyorum ama bir an önce bir şeyler bulmalısın. Şirin babanın laboratuvarı. Merhaba Şirin baba. Bir sorun mu vardı Sakar Şirin? Sorun mu? Yok. Yani ben sadece et çorba ister misin Şirin baba? Yoksa tatlı mı istersin? Şirin babacığım, biz de en iyisi gidip yürüyelim. Hadi dolaşalım Şirin baba. Lütfen Şirin baba. Ama ben daha yemeğimi yemedim ki. Burada neler oluyor Sakar Şirin? Biliyorum Şirin baba. Sakar Şirin, sana kabarıkların bela olacaklarını söylemiştim. Tabii Şirin baba. Neden olmasın tabii ki. Laboratuvarımı mahvediyorlar. Bu çevredeki bütün kabarıkları derhal toparla ve hepsini götürüp ormana bırak. Emredersin Şirin baba. Gittikçe yaklaşıyoruz Azman. Bunu hissedebiliyorum. İşte ne söylemiştim sana? İşte Şirinler buradaymış. Ağaçları biraz önce kesmiş olmalılar. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Gitsene kabarık, çekil buradan. Şirine, onları buradan uzaklaştırmanın tek yolu bir şekilde korkutmak olmalı. Bak beni seyret şimdi. Sanırım hepsi bu kadar gözlüklü. Vakit kaybetmeyelim. Hadi Şirin babanın söylediği gibi onları buradan bir an önce çıkaralım. Nihayet ortalık biraz sakinleşti. Şirin baba, Şirin baba, çabuk kabarık yaratıklar yaptığımız barajı yiyorlar. Ne? Defol buradan. Şirin babaya yol açıyor. Şirin baba geliyor. Şirin baba. Dua etmeye başlayabilirsin. Yaşa Şirin baba, yaşa sen. Çabuk olun. Kabarıklar uyanmadan hepsini buradan çıkarmalıyız. Bu küçük yaratıklar bana çok iyi bir fikir verdi doğrusu. Uyan Şirin baba, uyanmaya başladılar. Elimdeki bütün uyku tozlarını kullanmıştım ve başka bir karışım hazırlamak için vaktimiz yok. Çok güzel. Bunlar Şirinlerin ayak izleri. Bu da bize gösteriyor ki Şirinler er ya da geç buradan tekrar geçecekler. Ve geçtikleri zaman hepsi tuzağıma düşecekler. Hiç faydası yok Şirinler. Artık yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Yükselme devrimizi yaşıyorduk. Ne yazık ki Şirinler Krallığı da diğerleri gibi yıkıldı. Bunlar ne hepsi benim yüzümden oldu Şirin baba. Yeter müzisyen, artık dayanamıyorum. Yeter diyorum sana, yeter. Yo müzisyen, çalmaya devam et. Daha yüksek. Ne? Tanrım bakın. Daha hızlı müzisyen, müziğinden çok hoşlandılar. Sahi mi? Hey, bunlar müzikten anlıyorlarmış. Ama ben onları nereye götüreceğim? Onları tomrukları kestiğimiz yere götürüp bırak. Şş,
Dinle. İşte bütün şirinler yine o lanet olası mutluluk şarkılarını söyleye söyleye geliyorlar. Ama az sonra mutlulukları bitecek. Onları yakaladık Azman. Sonunda şirinleri yakaladık. Uy, ay, kutunun ağırlığına bakılırsa hepsi burada olmalı. Ay, söyler misin Şirin Baba? Bu büyücü zavallı minik yaratıkları sence ne yapacak? Ben de bilmiyorum Sakar Şirin. Hadi gidip öğrenelim. Sonunda o sefil şirinleri elime geçirebildim. Hem de hepsini. Gidin, gidin başından, gidin. Çekilin şuradan diyorum. İğrenç yaratıklar sizi. Gidin. Bu sefer de elimden kurtuldular. Eğer o sefil mavi yaratıkları elime bir geçirirsem ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Ben seni bana yardım etmen için yaratmıştım Şirin'i. Ama ihanet ettin. Ama şimdi senden intikamımı alacağım. Bak. Şirin Baba artık sizi koruyamayacak çünkü ona büyü yaptım ve bütün gücünü kaybetti. Ay ya, ya. Evet, evet, evet. Ay ya. Şirin Baba olamaz. O asla gücünü kaybedemez. Olamaz. Olmamalı. Ne kötü bir rüyaydı. Gerçek gibiydi. Gidip Şirin Baba'nın iyi olup olmadığına bakmalıyım. Günaydın Şirin'e. İster misin? Taze çikolatalı şirin pastası. Ya sağ ol Obur Şirin. Acaba bu sabah Şirin Baba'yı gördün mü? Aslında ben... Ya Obur Şirin, bu kadar çok yememen gerektiğini ve şirin yaşamın bundan ibaret olmadığını ne zaman öğreneceksin? Ve bu arada eğer yanılmıyorsam Şirin Baba laboratuvarında Şirin'i gece gündüz durmadan çalışıyor. Ve bana kalırsa bu gidişte yorgunluktan hastalanabilir ama bu kimsenin umurunda değil tabii. Deney numarası 11. 6 damla limon suyu ekledikten sonra beklenir. Ha, buna inanamıyorum. Yine başaramadım. Ah, ya. Ah, Şirin Baba, bir şeyin yok ya. Evet Şirin'e, ben iyiyim, iyiyim. Şirin Baba, bir patlama oldu. Endişelenecek hiçbir şey yok tatlım. Şimdi lütfen beni yalnız bırak, çalışmam gerekiyor. Tamam Şirin Baba. Bu harika bir buluş Azman. Bu sözcüklerle bir metali bile altına çevirebiliyorum. Duyuyor musun Azman? Metaller altın oluyor, uyuma. Zengin olacağım, zengin, zengin, zengin. Şimdi bakalım. 1 gram yılan derisine ihtiyacım var. Evet, evet, evet. Ve sağlıklı nesillerden yetişmiş genç ve dinamik olanlarından 1,5 kavanoz lazım. Şirinler mi? Ay, ama bir tane bile şirin yok ki canım. 1,5, evet, kavanoz sağlıklı ve genç şirin. 1, 2, 3, yani yaklaşık 10 adet şirin gerekiyor. Pekala, onları yakalayacağım. Sana söz veriyorum ağzım. Yeryüzünün ve yer altının tüm güçleri adına üreyecek ve büyüyeceksiniz ve güçleneceksiniz. Hadi bakalım. Hey! Burada kafamı dinleyebileceğim sakin ve sessiz bir yer bulamayacak mıyım ben? Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Çiftçi Şirin, hızlı büyütme formülünde ters giden bir şeyler var sanıyorum. Öyle sanıyorum ki Şirin Baba gücünü kaybetmeye başladı. Şirin Baba gücünü mü kaybediyor yani? Tanrım, benim ruhum bu kadar heyecanı artık kaldırmıyor. Aa, şuna bak. Hop. Ey, çıkar beni buradan. Birini yakaladım, geriye 9 tane kaldı. Şirin Baba imdat. Ve çiftçinin kabakları birdenbire patladı. Ben de haklı olarak rüyalarımın gerçek olduğunu düşünüyorum tabii. Belki de gerçekten Şirin Baba gücünü kaybediyordur. Biliyorsunuz, yaşlanıyor. Yaşlanmak mı? Şirin Baba sadece 542 yaşındaki bir şirin. 542 yaşında mı dedin? Epek de yaşlı değilmiş. 542'den nefret ediyorum.
Bu şirin çileklerinden harika pasta yapılır. Oh! Rüya görüyor olmalıyım. Hey! Burada neler oluyor he? Parmağım pastaya yapıştı. Nasıl, sürprizimi beğendin mi minik sefil şirinim? Gargamel! İkisi gitti, 8 kaldı. Başka bir hediye daha. Ve bu benimkinden daha gösterişli duruyor. Deney numarası 23, hızlı büyütme formülü üzerindeki incelemeler devam ediyor. Göremiyorum, çekilin. Umarım bu sefer olur. Bu da nedir böyle? Şirinlere yola çıkacağımı söylemeliyim. Sözün kısası, son günlerde yaptığım bütün deneylerde başarısız olduğumu kabul ediyorum. Şimdi tepesi sisle kaplanmış bir dağa çıkıp çok özel bir bitkiyi bulmak zorundayım. Şirin baba, lütfen gitme. Endişelenmene gerek yok Şirin'e, gece bastırmadan dönmüş olurum. Ya Şirin baba, oraya gitmemelisin. Şirin'e, yoksa bir sorunun mu var? Ya Şirin baba, ben düşündüm ki biraz dinlensen çok iyi olurdu. Dinlenmek mi? Asla. Şimdi ben dönene kadar uslu şirinler olun. Artık başlayalım. Bize ne dedin de dağıtmayacaksın? Altına dönüştüğünüz zaman kaç gram geleceğinizi hesap edeceğim. Sadece 3 gramcık mı? Ama bana yarım kilo gerekiyor. Kafam gerçekten iyi çalışıyor. Ama galiba elim biraz ağır. Biraz daha şirine ihtiyacım var. Şimdi. Ama nasıl? Endişelenmeye hiç gerek yok. Şirin baba bizi kurtarır. Ama Şirin babanın gücünü kaybettiğini söylemişti Şirin'e bana. Gücünü mü kaybetmiş? Tabii ki. Azman! Hayır! Teşekkürler sefil Şirinler. Bu söylediğiniz şey bana gerçekten çok iyi bir fikir verdi. Ben. Bütün şirinlerin dikkatine! Evet, ben bir şirinim! Hey! Bakın ben ne buldum! Şunu bir dinleyin! Kırmızı meşe ağacının üzerindeki bu not, hiç şüphe yok ki sizler için iyi bir haber vermiyor. Eğer her saat başında buraya 4 adet şirin gelmezse, Şirin babanın bütün gücü kaybolacak! Gördünüz mü? Bu kanıtlıyor işte. Şirin baba gücünü kaybediyor demiştim. Hepiniz kabakların nasıl patladığına şahit oldunuz. Biz sebzelerin havada nasıl uçtuğunu da gördünüz. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Evet ama susun! Susun! Susmaktan da nefret ediyorum. Yapılabilecek bir tek şey var. Kırmızı meşe ağacına gideceğiz. Evet, tek yapabileceğimiz şey bu. Şirin babayı korumaya gidiyoruz. Hadi. Yürüyün! Hadi sallamayın. Ben hiçbir şey görmüyorum. Hadi, burada durarak hiçbir şey elde edemeyiz şirinler. Buranın görünüşü hiç hoşuma gitmedi. Şirin baba bize evden... dikkat edin! Vay. Bakın burada kimler varmış. Bence hepiniz yarım kilo gelirsiniz. Sizi sevimsiz sefil şirinler. Hadi gidelim Azman. Yapılacak altınlarım var. Eğer işim bittikten sonra şirinlerden artan olursa, onu yemen için sana izin vereceğim. Hemen gidip Şirin babayı bulmalıyım. Evet, o ne yapacağımızı bize söyler. Umarım. Harika. Yarın gerçekten büyük bir gün olacak. Hepinizi altına çevireceğim ve zengin olacağım. Bir zengin olsam. Şu gargamele bir yumruk atacağım, bir tane çenesini, bir tane burnunu kıracağım bir taraflarını ya. Şirin baba çok geç olmadan gelir ve bizi kurtarır. Benim yoksa bu konuda hiç umudum kalmadı şakacı. Buradan dakika, kendi çabalarımızla evet, kurtaracağız. Sus tembel sus! Sakar Şirin galiba yolumuzu kaybettik. Hayır, yolumuzu kaybetmedik Şirin'e. Biz sadece nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Biri geliyor, çok korkuyorum. Korkmana gerek yok Şirin'e. Ben seni korurum, hiç merak etme. Şirin baba öyle korktu ki. Sensin de.
demek? Şirine, Sakar Şirin, ne var, ne oluyor? Gene Gargamel, koca bir torba dolusu Şirin'i esir aldı. Ah, evet Şirin baba, giderken onlara altına çevireceğini söylediğini duydum. Altın mı? Ha. Bir planım var ama bana yardım etmelisiniz, çabuk hemen laboratuvara dönelim. Anne, ne yapacaksın Şirin baba? Gargamel için bir miktar altın hazırlayacağız Şirin'e. Sen sadece dediklerimi yap, sonra her şey yoluna girecek. Tamam Şirin baba, sen nasıl istersen. Sen gerçekten cesur bir kızsın Şirin'e. Bu çok tehlikeli Sakar Şirin ama başaracağından eminim. Sen hiç merak etme Şirin baba. Ay. Biraz sonra kaynamaya başlayınca hanginizin daha önce altına dönüşeceğini çok merak ediyorum. Önce sen mi? Oo, ya sersem seni. Oh, bu da ne? Bu altın. Ah, burada da var. Ay! Şirinler neredesiniz? Kazanın içinde haşlanıyoruz. Şirin baba, kurtar bizi ne olur. Beni yakalayamazsın Azman. Şirinler bu taraftan. Altın, dağ gibi altın. Hey! Hey Azman, yakala onları, kaçmalarına izin verme. Şimdi Şirin'e. Bir gün mutlaka size bunu ödeteceğim. Sizi sefil Şirinler, beni duydunuz mu? Ödeyeceksiniz, ödeyeceksiniz, ödeyeceksiniz. Gargamel, bugün ne kadar da güzel konuşuyorsun. Ah başarı, bazen istediğin şeyi elde edebilmek için gerçekten çok çalışman gerekiyor ama sonunda başardık işte. Yaşasın Şirin baba! Yaşasın! Ya Şirin baba, biz senin hakkını nasıl ödeyeceğiz bilemiyorum. Çocuklar, zaten ben her zaman size aynı şeyleri söyleyip duruyorum canım. Daha önce de söylediğim gibi Şirin babanın gücünü kaybettiğine bir dakika bile asla inanmamıştım. Önemi yok. Nasılsa buradan çıkacağım ve işte o zaman zengin olacağım. Azman zengin olacağım. Bu da ne? Bu Şirinlerin işi. Bunu Şirin baba yapmış galiba. Bunun hesabını soracağım Azmancığım. Onları mahvedeceğim. Koşalım, koşalım, geç kaldık. Umarım bizi beklemeden başlamazlar. Çok sabırsızlar. Ne olacak acaba? Hadi, ne bekliyorsunuz? Sürpriz istemiyor musunuz? Hadi yürüyün. Hadi yürüyün, çabuk olun. Bu durumda iyi bir sürprizin boşa gitmesine izin veremezdim. Sonunda Şirin babanın Şirin Forisi'ni dinleyebileceğiz. Güzel bir parça diyorlar. O halde ben iki parça alırım. Bu bir müzik parçası, o bir yemek değil. Ama müzik de ruhun gıdasıdır, öyle değil mi? Öyleyse ruhuma iki parça gerekecek. Şirinfoni başlasın. Şirinfoni. Ve şimdi sıra Şirinfoni'de. Bir ve iki ve... Ay, bu ne böyle? Kes, kes. Ah, bu böyle olmayacak. Çalışımı beğenmedin mi? Sorun şu ki Şirin Fonisi'yi tek müzisyenle çalamayız. Başkaları da lazım yani. Yardım etmek isteriz Şirin baba. Ama bizim çalgımız yok ki. Öyleyse gidip Şirinleyin. Tamam. Evet, çok tamam. Hem Şirin hem Şirince. Hiçbir şey bulamadım. Yıllardır ormanı araştırıyorum ve hala o küçük iğrenç mavi Şirinlerin köyünü bulamadım. Ama pes etmek yok. Değil mi Azman? Azman? Azman, in oradan aşağı. Yapacak çok işimiz var. Obur Şirin. Sen neden enstrüman yapmıyorsun? Yapıyorum Şirin baba. Tencere davulu. Ama önce tencereyi boşaltmam gerek. Pekala Şirinler. Hazır mıyız? Hazırız Şirin baba. Tamam. Evet, hazırız. Bir, iki ve...
şu işe bakın, bensiz çalmaya başladılar. Sorun nedir? Sanırım sen yanlış notayı çalıyorsun ha! Öyle mi? Ha, sorun değil şirinler. Tekrar baştan alalım. Ve bir ve tek ve... Yine ne var? Müzisyen, belki de sorun Borazan'dadır. Evet, bir bakalım. Ver bakayım. Bir şey yok. Tabii ki yok. Belki başka bir enstrüman çalabilir. Al bakayım, bunu dene. Bir arp. İstersen bir de bunu dene ha. İşe yaramıyor Şirin Baba. Müzisyen yanlış notada çalıyor. Acaba onu orkestra şefi mi yapsak? Ne dersin Şirin Baba? İyi fikir Şirin'e. Ve bir ve iki. Ay. Her şeyi bozuyor. O kadar uğraştık. O kadar bozuk olmadı. Asıl neden beni kıskanıyor olmaları? Kimin umrunda ki sanki? Ben de tek başıma çalarım. Bu korkunç sesle de inmiş ha. Yaralı bir ejderin sesine benziyor. Aha, ya da yaralı bir kızgın ya da kaplan. Oh, ne bileyim ben, neye benziyor acaba? Bu bir şirin. Şu işe bakın, beni orkestradan atma cesaretini gösterebildiler. Beni orkestradan attıkları için çok pişman olacaklar. Evet, buldum. Bu bana harika bir fikir verdi. Ama hızlı hareket etmeliyim. İşte bana gereken her şey var burada. Ve yakında bütün çirinleri yakalayacağım. Bir karara vardım. Köye geri döneceğim ve orkestrada çalmam için bana yalvaracaklar. Ama ben onlara asla... Evet! Diyeceksin. Sen kimsin? Sakın korkma. Ben Aurora'yım. Bu kelimeden nefret ederim. Periyim. Bana bir dileğini söyle, onu hemen gerçekleştireyim. Hadi bakalım, seni dinliyorum. Söyle bakalım, yardımcı olmak istiyorum sana. Hadi bir müziğim. Bir müzisyen. O mu? İşe yaramaz öteki şirinlerin hiç hoşuna gitmiyor bu durum. Ama artık sevecekler. Bu sihirli enstrüman sayesinde çok güzel müzik yapacaksın. Al bakalım şunu. Sağ olun Bayan Peri. Acele et, arkadaşlarına göster. Hadi git. Şimdi beni köyünüze götür bakalım. Hey, önce şunu bir dinleyin. Olamaz. Yine mi sen? Nefret ediyorum. Bunun adı Şazalak Ağzı. Dinleyin, çok seveceksiniz. Ne şirinliyorsunuz? Bu bir şaka mı? Ne oldu? Yapmayın. Ne oldu? Niye uyuyorsunuz? Şirin Baba. Uyan Şirin Baba. Bu çok korkunç. Hemen gidip iyi periyi bulmalıyım. Beni mi arıyordun? Arkamın! İşte rövanşı ben aldım. Şirinlere ne yaptın? Çabuk söyle! Kim? Çabuk! Ben mi? Hiçbir şey canım, hiçbir şey. Onlara sen yaptın bunu. Şu sihirli şazala kızanla. Artık tek yapmam gereken şey... Yeryüzünde tek bir şirin kalmayacak. Sürpriz, küçük sıçan yüzmeyi biliyorum. İstediğin kadar kaç, seni yakalayacağım. Benden kaçamazsın. Küçük iğrenç dostların elinde. Seni de bulacağım. Babucuma çakıl kaçtı. Aman sırtım ağrıdı. Ayağıma kramp girdi. Belim tutuldu. Midem ağrılar girdi. Başım ağrıyor ve başım ve son. Bu çok akıllıcaydı. Neyse, ben en iyisi köye geri döneyim. İğrenç küçük maymun bir tazı gibi kaçtı. Olsun. Herhalde köyüne geri döner. Ben de köyün yerini biliyorum.
Dümdüz gideceğim, buradan sağa döneceğim. Yoksa sola mıydı? Aa, sonra yine sağa ve sonra... Oh, yo, hayır, hayır. Yönümü kaybettim. Oo, şirinlerden nefret ediyorum. Hepsinden nefret ediyorum. Lütfen Şirin, uyan artık. Hadi güçlü, obur. Obur, şuna bak. Nefis bir kremalı ve vişneli kek. Bak, çok güzel. Hayır, olmuyor. İşe yaramadı. Ve bütün sorunları da başımıza Şirin'e açtı. Ha, bir dakika. Eğer bu büyüyü Gargamel hazırladıysa bahse girerim, pan zehri de vardır. Bir yere gitmeyin sakın, geri döneceğim şimdi. Tamam mı? Bekleyin beni burada. Büyü, sihir, üç kağıt, zehir, her yolu deneyeceğim. O küçük iğrenç şirinler elinden kurtulamayacak. İşimi bırak, bırak. Bir dakika, bir dakika dur şimdi. Şimdi de şu büyük kitabına bakalım. Sen Şirin, sonunda elime düştün işte. Sen öyle san. Seni duymuyorum ama seni görüyorum. Seni parçalayacağım. Darmadağın edeceğim seni. İşini bitireceğim, sonunda göreceksin. Sonunda yorgun düşeceksin. O zaman seni yakalayacağım işte. Ay, bu çok uzun bir dal ve ben dengemi kaybettim. Sizi biraz uyutacak bir müziğe ne dersiniz Bay Gargamel? Hayır, lütfen yapma, sana yalvarıyorum. Hazırız. Hayır, lütfen acım bana, bir daha kötülük falan yapmayacağım, yemin ederim. Lütfen. Şirin baba her zaman der ki böyle durumlarda affedici olunmalı. Hayır. Sihirli müzik aletleri. İşte burada şazalak kazı. Pan zehri yok. Seni aşağılık şazalak kazı. Zavallı Şirinler, sonsuza kadar böyle yatacaksınız. Elimden geleni yaptım ben ve artık geriye tek bir şey kaldı. Huzurunuzda cenaze marşınızı çalacağım. Geçme! Sen uyandın? Evet, bu çirkin müziğinle ölüler bile uyanır zaten. Ama o zaman formülü buldum. Ne oldu? Bu uzun bir hikaye Şirin Baba ve hepsi de o gün değişerek uyak. Yani Gargamel sana iyi bir peri olduğunu mu söyledi? Evet. Ah, müzisyen sana çok şey borçluyuz. Evet, sonunda her şey tatlıya bağlandı. Artık Şirinfoni Orkestrası çalışmaları başlayabilir. Harika, aletimi ısıttın bile. Çalmama izin vereceksiniz, öyle değil mi? Ay canım, lafı bile olmaz şimdi. Evet, öyle. Bütün yaptıklarından sonra onu üzemeyiz, öyle değil mi? Ne dersiniz? Şirin Baba, neden biz... Usta, bu harika bir fikir. Şirin Baba, yarınki Şirin Günü için ne şirinleyeceğiz? Şirin Günü yılda bir kere olduğuna göre bir şeyler şirinleyeceğiz işte. Bence bir gösteri yapmalıyız. Gösteriden nefret ederim. Büyük bir ateş yakalım, büyük bir ateş. Ateşten nefret ederim. Ya da bir dans, orkestra ve bir şeyler işte. Orkestradan da nefret ederim. Ateş yok, gösteri yok, dans yok, ne biçim adamsın? Öyleyse Şirin Günü'nden ne istiyorsun sen? Şirin Günü'nden de nefret ederim. Bir şey söyleyeceğim. Somurtkan akıllı olabilir ama bazen taştan bir kalp taşıyor. Çok acımasız. Buldum. Kocaman bir kek şirinleyeceğiz. Bunu niye düşünmedim ki? Burada biraz un var. Sütü ben getiriyorum. Dikkat et, işte bal da geliyor. Bir bakalım. Un, süt,
Evet, bal var. Aa, yumurtasız yapamayız. Sıkı dur Azman. Son buluşum dahi yani. Sihirli bir yumurta. Şuraya koyayım da soğusun bari ve sonra sihirli yumurtam soğuduktan sonra söylediğim ya da istediğim her şey gerçekleşecek. O aşağılık yaratıkları ne yapabileceğimi bir düşünsene Azman. Gargamel, koca ağız acıktı. Felaket geliyorum demez. Çabuk Azman, kapatalım. Koca ağız yemek istiyor. Koca ağız bunu çok sever. Koca ağız yumurtaya bayılır. Oh, çok sıcak. Sonra yerim. Olamaz. Sihirli yumurtamı aldı. Azman, onu geri almalıyız. Biraz kestireyim, sonra yerim. Duyuyor musun? Uyuyor. Hadi çabuk. Bu koca ağız aynı zamanda çok aptal. Hey! Neden yumurtamı aldın? İmdat, Azman, dur onu çabuk. Dur. Oh. Aa! Yumurta gidiyor. Ah tanrım, hiç yumurta yok. Ama Şirin Baba, yumurta olmadan kek yapamayız diyor. Mutlaka bir yerlerde olmalı. E bilirsiniz, Şirin Baba hep bize der ki... Bu da ne? Aa, bu şey bence ya, yumurta. Güçlü, bu bir yumurta. Öyleyse bu yumurtayla Şirin Günü kekini yapabiliriz. Yumurtalardan nefret ederim. Yumurtam nerede? Koca ağız yumurta istiyor. Ha, bu koca ağzın sesi değil mi? Ne kadar büyük ve korkunç. Hadi bu taraftan çabuk. Koca ağız yumurta istiyor. Çok korkuyorum. Koca ağız geliyor. Koca ağız acıktı. Yumurta istiyor. Gitmiş. Hadi dostlarım. Azman. Hadi. Azman! Gargamel! O yumurta buralarda bir yerde olmalı Azman. Koca ağzın yumurtası nerede? Yumurta isterim! Buradan hemen gidelim Azman, çabuk. Hepsi gitti mi? Evet, hadi bu yumurtayı köyümüze şirinleyelim. Korkarım o korkunç Gargamel ve kocaz geri gelecekler. Şirin aşkına keşke şu anda köyümüzde olsaydın. Baksana sen nereden çıktın? Buraya zannedenler geldi. Biz buraya nasıl geldik? Döndünüz mü? Ay bu da nedir? Bu yumurtayı nereden buldunuz? Bilmiyorum, birden bir tepeden aşağı yuvarlandı ve biz de onu aldık. Gerçekten. Daha kek yapacağız. Bir kaşık şirinliğin. Buyur Şirin Baba. Ne kadar da sertmiş. Bu ne biçim bir yumurta? Bırak ben kırayım Şirin Baba. Oy. Bu yumurtayı kıramazsam şirin balığı sosisi olayım. Oy. Oy, imdat! Sosis oldum. Bir şey dedi. Sonra yumurtaya vurdu, sonra da... Buldum. Bu bir sihirli yumurta. Sihirli yumurtaymış. Önce ben nefret ediyorum. Önce ben, durun. Zengin olmak istiyorum. Mavi çiçekli ve pembe olmak isterdim.
Ha, bir fıçı dolusu sarsa parıyla isterim. Beni dünyanın en iyi çalgıcısı yap lütfen. Beni de Şirin Baba'ya benzet. Aa, bu güzel, bunu ben de istiyorum. Hayır, beni Şirin Baba yap, ben daha müsaitim. Haksızlık bu! Ben sizden önce Şirin Baba oldum. Büyük Şirin oldum. Hayır, ben oldum. Hayır, ben daha akıllıyım, ben olmalıyım. Şirin Baba ben olmalıyım. Bir vururum şimdi. Hayır, ben daha akıllıyım dedim. Şirin Baba ben olmalıyım. Neler oluyor? Eğer siz benseniz ben de maymun amcayım. Sıra bende tembel. Hayır değil. Sen uzun kulaklı çirkin bir şivinsin. Olamaz. Güzel yüzün mahvoldu. Sen de koca kulaklı ve her tarafı kıllı bir şirinsin, tamam mı? Ne güzel bir gösteri oldu. Bu sihirli yumurta şirinlerimi maymuna çeviriyor ve kimse bana kulak asmıyor. Hepimiz maymuna dönüşmeden buna bir son vermeliyiz. Bakın ne diyeceğim, yumurtayı saklayalım da her dileğimizi gerçekleştirsin. Evet, onu kendimize saklayalım. Gitmiş. Biz de başka türlü hallederiz. Merhaba Şirin Baba. Bir tane daha ve sen de Şirin Babasın. Burada ne arıyorsun Sakara? Sen bu dünyanın en ahmak ve en sersem şirinisin. Bana ne oldu böyle? Hadi Şirin diyelim. Neler oluyor Şirin'e? Neden küçüldün? Söyle. Şirin Baba, Şirin Baba. Panzehir, Panzehir. Burada bir yerlerde olmalı. Şirin Baba. Ama sen Şirin Baba değilsin. Burada ne yapıyorsun ha? Hem burada olman Şirin Baba'nın hoşuna gitmeyecek. Hadi git artık buradan. Dışarı, dışarı, dışarı. Çabuk. Koca ağzın yumurtası. Koca ağız çok mutlu. Şirin yumurtayı geri getirdi. İn oradan aşağı aptal maymun. Şirin Baba her an geri gelebilir. İn dedim. Sonunda kıymetimi bilen çıktı. Şirin Baba gelince gününü görürsün. Şirin Baba, Şirin Baba, ben sandım ki. Çabuk ol Şirin'e. Daha fazla karışıklık yaratmadan sihirli yumurtayı bulalım. O yumurta burada bir yerde olmalı Azma. Boş ver Azma. Onu buldum bile. Merhaba Şirin Baba. Merhaba Şirin Baba, merhaba. Bugün Şirin günü değil mi Şirin Baba? Şimdi sihirli yumurta nerede? Sana gösterelim. Hadi gösterelim sana. Geldi, sana gösterelim, çabuk. Azman, sihirli yumurtam nihayet. Artık o salak yaratıkların işini bitirmenin vakti geldi bile. Önce ne yapalım Azman? Tavada Şirin'e ne dersin, iyi olur mu? Bize iki Şirin gönder bakalım. Bu da ne? Sana Şirin dedim. Bu iğrenç yaratıkları değil. Kim iğrençmiş? Yaratık da kim? Sihirli yumurta, bana güzel birini gönder. En büyüğü, yani Şirinlerin en büyüğünü istiyorum. Bana ne olduğunu söyleyecek kimse yok mu? Kaç, kendini kurtar Azman. Merhaba Şirin Baba, dilerim ki... Tek kelime etme Sakar. Sihirli yumurta, her şeyin eskisi gibi olmasını istiyorum. Şimdi, bugün olanlardan sonra sadece bir tek dilekte bulunabilirim. Bu çok güzel, bir dilek daha. Çok salakça ve aptalca bir sürü dilekte bulunduğunuz için ben de... Sihirli yumurtanın yok olmasını ve geri dönmemesini diliyorum, anlaşıldı mı? Ya
Evet, işte bu işi de hallettik. Kekli ya da keksiz bugünü asla unutmayacağız. Bakın ne buldum. Çok şirince değil mi? Hayır! Yaşasın! Tekrar dilekte bulunmak üzere bir yumurta daha! Önce ben geldim o yüzden de ben yapacağım. Hayır, çekilin siz! Kandınız değil mi? Bitti sayılır Azman. Sıkı dur Azman. Şeytani zekamın dahiyane ürünü işte. Bu beni şirinlerin asla kayıtsız kalamayacağı bir şekle sokacak. Aa, sepet için çok uygun bir yer. Evet öyle. Güzel. Biraz da buradan. Tıpkı bebek sesine benziyor. Ama bir bebek çayırda yarabbim. Ah tanrım, çok ilginç bebek bu, evet. İnanamıyorum. Bir bebek Şirin. Ah Şirin aşkına, sen nereden çıktın böyle? Eminim kurt gibi taşsındır. Ah canım, merak etme tatlı şey. Seni evime götürüp leziz Şirin çileğiyle besleyeceğim. Millet, bakın çayırda ne buldum. Bakın bebek Şirin nereden gelmiş gözlükle? Bir bebek Şirin. Nereden gelmiş olabilir sence bu? Bebek Şirin aslında bak bu çok aptalca bir soru, biliyor musun sen ha? Sizce de o dünyanın en tatlı şeyi, öyle değil mi? Tatlı mı? Bence hiç de tatlı değil. Katılıyorum. Aslında dünyanın en çirkin şeyi bile denebilir buna. O çirkin değil gözlükle. O sadece evet, aslında o benim gibi biri değil ama yine de katılıyorum. O eşsiz bir şey. Bence o çok şirince ve ben ona bir sürpriz hazırlayacağım. Biri sürpriz mi dedi? Ay. Ben gidip Şirin çileği reçeli getireceğim. Bende de fazla battaniye var. Ben de çiçek toplayayım. Ben de. Bebek Şirinlerden nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Gel Şirin bebek, yemek vakti. Şimdi sana sıcacık Şirin çileği şurubu vereceğim. Şirin çileği şurubu mu? Merhaba bebek Şirin. Bak sana ne yaptım. Çok şirince, öyle değil mi? Bebek Şirin beşikte rüzgar estikçe de beşik salladı. Ağlama lütfen lütfen. Biraz daha yukarı kaldırayım mı? Kaldırayım mı? Tamam. Dur, duramıyorum. Durmuyor ama. Bebeğe pasta pişirdim. Dikkat et. Şirin gidi aşağılık seni. Yani. Dıkıl dıkıl. Şuna bak. Pastamı beğendi. Biliyor musun Somurtkan, bebek Şirin'de bana çok tanıdık gelen bir şey var. Ama bir türlü çözemiyorum. Bebecik. Bana dokunma Solijan. Yani dıkıl dıkıl inga. Gidik bakalım. Belki hatırlarım. Gidelim Somurtkan. Bebek Şirin'in uyuması gerek. Bebek ne içiyor? Hayır. Hayır. Bu pislik de ne böyle? Of, zehir gibi kokuyor. Seni kuş beyinli. Yani dıkıl dıkıl. Enga.
Bebek Şirin, bebek Şirin. Ay hiçbir şey yok. Yok bebek Şirin, Şirin bebek, bebek Şirin. Aha, acı veren gerçekler. Yakında eski halime dönüp tekrar sevinmeyen kişi olacağım. Ne? Biri mi var orada? Orada ne oluyor? Şuna bakın. Bu kadar karışıklığı kim yaptı? Ama ben dolabı kapamıştım. Şimdi oldu işte. Başka bir şey düşünmeliyim. Bu da ne? Bir yabani kaktüs çiçeği. İşte bana çok kötü bir fikir verdi. Günaydın Süslü. Beni duymadın mı Süslü? Sana günaydın dedim ve bence karşılıksız bırakmak çok büyük saygısızlık olur, tamam mı? Süslü. Bir, iki, üç. Güçlü. Süslü'yle gözlüklerin olduğunu duydun mu? Onlar... ataşlaşmış. Burada ne dolaplar dönüyor acaba? Bilmiyorum ama başıma gelsin istemem. Ama bu bana ilham verdi. Bir tür taşlaşmak. Rüzgarlı bir tepede duran... Belki de değişiklik yaparım. En iyisi tüyme eksiz. Şirin baba, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu Şirin'e? Çok kötü şeyler oluyor. Şirinler taşlaştı. Taşlaştı mı Şirin aşkına? Peki ya bebek Şirin? Bilmiyorum. Onu hiçbir yerde bulamadım. Gel, gidip onlara bir göz atalım. Zavallı Şirinler. Çabuk, onları laboratuvara getir. Panzehir bulmalıyım. Ulu Şirin, biri buraya girmiş. Hayır, kaktüs çiçeklerim. Evet ama bunu kim almış olabilir ki? Kim almış olabilir? Taşlaşma Şirinlerden nefret ederim. Kaçan el arabalarından da nefret ederim. Yine ne oldu? Lanet olsun. Bu aptal ve iğrenç Şirinlerin tümünü taşlaştırmak yıllarımı alabilir. Onları bir anda yok edecek bir yol bulmalıyım. Evet, buldum işte. Hepsini yok edeceğim. Yakında bu köyden geriye sadece mavi kirli kanlar kalacak. Saati 7'yi ayarlayayım bakayım. Güzel. Güneş bu iğrenç Şirinler için son kez batacak. Şirin bebek neredesin? Şu şalak yaratık. Bebek! Ne? Bebek Şirin. Ne yapıyorsun? Siz aptal küçük mavi yaratıkları gökyüzüne poşlayacağım canım. Gargamel! İmdat! Beni buradan çıkarın! Evet, bu işe yarar. Şirin baba, bebek gitmiş. Onu hiçbir yerde bulamadık. Tek bulduğum şey bu. Tahmin ettiğim gibi. Bütün bunlar bebek Şirin'in işi. Ama o daha bir bebek. O bebek değil, o Gargamel. O Gargamel mi? Bütün Şirinlere panzehir verdik mi? Evet, verdik Şirin baba. Fazla uzun sürmeyecek. Duydun mu? Ya bebek Gargamel'miş. Evet öyleymiş. Taşlaşmış yürekler. Tembel. Şirin baba.
Ay, Şirin baba, bebekte bomba var. Bomba mı? Bebek Şirin'in bombası mı? Aha. Ay, sarnıçın orada. İşte oldu. Bir iki saniye daha ve sonra bum, Şirin mirin yok. 3, 2, 1 ve sahne. Ne oldu bu lanet olası bombaya? Kötülük aşkına, nerede benim bombam? Hops! Şirinlerden nefret ediyorum! Güle güle Gargamel, güle güle! Sonunda evimdeyim. Hayır, dur, uzak dur! Selim, bunak kedi Selim, benim canım Gargamel, tanımadın mı? İşte orada, özel formülüm. Neye bakıyorsun sen? Azman, aptal yaratık, nasıl saldırırsın bana? Neyse boşver. En azından o iğrenç şirinlere benzemiyorum artık. Neyse, ne kadar küçültücü. Şimdi kötü şans büyüsünü nereye koymuştur bakayım? Bulamıyorum. Nerede? Halbuki buraya koyduğuma eminim. Yok.